Demek Burçin Mollaoğlu üniversiteden arkadaşına vakit söylemedi. Biz de epeydir görüşmedik. Ne bileyim, magazinde ayda bir gözükürdü hiç olmazsa. Sonra birden ortalıklardan kayboldu. Ne olmuş, bir şey mi olmuş? Bilmiyorum Filiz Hanım, sormadım. Yeni projen yoksa yine ben miyim? Yo, biraz dolaşmaya çıktım, turistik. Hoca olduğunu duyunca bir uğrayayım bakayım dedim. Günaydın. Ona buna başvururken kadro madro şans eseri işletme oldu. O zaman üniversiteler böyle değildi tabii. Özellikle genç arkadaşlarımıza iş düşüyor. Ama hala yazıyorsun. Hadi içelim. Seviyorum ulan. Kimi? Sen biliyorsun. Kimi? Kaan. Günaydın. Aa Güneş. Bu herif sana üniversitedeyken aşık değil miydi? Burçin. Bilmiyorum. Öyle miydin? Öyleydi, öyleydi. Ama açılamadı çocuk. Kaan gel şu pisliği ortadan kaldıralım. Bu da şaka olmaz. Mercedes teker teker yine lan. Ya Burçin, ben senin çantanı kurcalıyor muyum? Sen neden benim eşyalarımı kurcalıyorsun? Buralarda bir yerlerde olduğunu biliyordum. Sen verir misin şunları? Çok yoruldum Kaan. Burçin'in için endişelenmekten, onun peşinde koşmaktan. Hello. Neler oluyor gerçekten anlamıyorum. Adam çantasını her yere taşıyor, içinde bir tane silah. Silah mı var? Ben öyle gördüm ama sordurmuyorsunuz ki. Her şey iyi, her şey yolunda. Burası. Ne var burada? Kimse, hiçbir şey yok. Oğlum neden geldik buraya? Haklıydın. Benden ne istiyordun diyordun ya. Senden bir şey istemeye geldim. Anlatın bakalım hocam. Ne alemdesin, neler yapıyorsun? Buralar nasıl? Buralar. Bu için okunacak bir şey var. Hadi ama çocuk gibi davranmayın. Ya onu Kaan'a söyle. Şimdi bak şunları dedim. Bunlar başıma hep senin yüzünden geliyor. Üniversitemizin sizin gibi yeteneklere her zaman kapısı sonuna kadar açık. Sonuna kadar. Fazlalıkları boğma. Boğulma. O zaman dengeyi bulabilirsin. Bir bırak kendini.